artarak 76.4 oldu. Bloomberg KT ekranlarında küresel piyasalara hoş geldiniz. Hafta içi her gece 22'de olduğu gibi küresel piyasalarda bu gecede, yani Fed gecesinde de karşınızdayız. Çok farklı renklerle, sanki yeni bir programmış gibi ama biz değişmedik, buradayız. Küresel piyasalarla yeni bölümde ekranlardayız. Fed toplantısı az önce belki izlediniz, gördüğünüz gibi kararda açıkladık, faiz değişmedi. Fed'in faiz tahminleri düştü 4'ten 2'ye bu sene, o enteresan. Yanından açıklamalar var, enflasyondaki yükseliş o bile geçici olabilir diye. Oldukça güvercin bir Fed'le karşı karşıyayız. Bu Fed kararı sonrası Borsa İstanbul ne yapar? Bu Fed kararı sonrası dolar TL düştü, daha da düşer mi? Hepsini konuşacağız. Merkez Bankamız ne yapar? Avrupa Merkez Bankası'ndan destek var. Efendim, Avrupa Merkez Bankası'nın yanında Fed'den daha gevşek bir FED var, daha sık olmayan bir FED var, Japonya'dan destek var, her yerden destek var. Bizim Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankamızda acaba faiz, o beklenen o faizdeki sadeleştirmeye gider, hatta koridorun üstünde aşağı yönlü bir hareket gelir mi diye merak ediyoruz. Tüm bunları birazdan iki tane değerli konukla konuşacağız. Işık Ökte bizlerle olacak, küresel piyasalarda olacak, TEB Yatırım BNP Paribas stratejisti ve Kenan Çınar da ALB Forex'in araştırma müdürü az sonra küresel piyasalarda. Ama Amerikan borsaları Fed kararı sonrasında nasıl kapandı? Hemen ekranlara rica edelim, kapanış rakamları geldi. 0.4 yukarıda, öyle çok büyük rally de yok aslında. 74 puanlık bir yukarı hareket, 17.326 kapanışta karşımıza çıktı. S&P 500 2027 %0.5 primli. Nasdaq'ta 4.764 seviyesinde %0.7 yukarıda. Bakalım gün içerisi grafiğe geldi ekranlara. Fed kararı sonrasında borsada yükselişin daha da ivmelendiğini görüyoruz. 17.210'dan 17.320'ye geldi. 100 puanın üzerinde daha gün içerisi olumlu bir hareket gördük Dow Jones'ta. Euro dolar paritesi yukarıya gitti. İr 12.33 seviyesine kadar yükseldi. %1.3 yukarıda euro dolar. Euro güçlü, dolar zayıf. Dolar TL 2.90'ların üzerinde. Hatta bugün 2.93'ün yakınlarından şu saatlerde 2.86.59'a kadar düştü. %1.7 gerileme var dolar TL'de. Euro TL'de aşağı geliyor. 3.22'de altın coştu diyebiliriz. 32 dolar birden primli. %2.6 oranında yukarıda 1.262 dolara kadar çıktı. Borsa İstanbul günü artıda kapatmıştı. %0.4 yukarıdaydı. 79.369 kapanış rakamıydı. Bakalım bir de petrol fiyatlarına FED sonrası ne oldu? Brent petrol 40 doların üzerinde işlem görmeye devam ediyor. %4 oranında yaklaşık yukarıda. Amerikan tipi ham petroldeki yükseliş %6'ya yaklaşmış. 38.5 dolara gelen bir Amerikan petrolü var karşımızda. Efendim, iki konuğumuz burada, sohbete başlayacağız. Kenan Çınar ve Işık Ökte konuklarımız, ama sohbete geçmeden önce merkeze gidelim. Haberin merkezi bu akşam New York, Washington aslında Fed'in toplandığı yer ama paranın merkezi. Melike orada, hem Fed kararı hem ayrıntılar, yalanın basın toplantısı, piyasa tepkisi ve yorumlar. Bir toparlama rica edelim New York temsilcimizden. Teşekkür ederim Barış. Haklısın. Aslında Washington DC'deydi ve bütün muhabirlerimiz de oradaydı, canlı yayındaydı. Sana çok komik bir şey anlatacağım bu Fed'in, Yellen'ın basın toplantısıyla alakalı. Hemen iki yayın arasında ve onun öncesinde de ben gittim, kafamı gömdüm televizyona, dinliyorum. Sorular çok açık, cevapları çok ilginçti. Kulaklığı da takmıştım, dinliyorum ve gömülmüştüm resmen televizyon ekranına. Yalın ne cevap verecek diye. Arkadan bir arkadaş dedi ki, ne oldu televizyon mu, sen şu an futbol maçı mı seyrediyorsun dedi. Ben futbol maçıyla hiç alakalı değilim. Çocukluğumdan beri de hep kitaplar heyecanlandırırdı. Futbol değil kesin, Yalın bir dakika şş dedim. Şaşırdılar, sustular, yanımdan ayrıldılar.
Ama yılın çok ilginç, yani Bernanke'den daha ilginç diyebilirim. Beni de heyecanlandırdı. Neden diyeceksin? İki ucu açık. Hayatımda bu kadar diplomatik cevap veren, iki ucu da açan bir yönetici görmedim ben. Sorular çok kesin ve çok açıktı. Mesela negatif faiz oranıyla alakalı soru bizden geldi, Bloomberg'den. Yani siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Sonra hani bordrolar arttı. Bu Nisan'da da, Haziran'da da sizin tavrınızı değiştirebilir mi? Bundan ne öğrendiniz? Niçin global riskleri koydunuz? Hepsine ne güvercin ne şahin. Yani herkes diyor ya, dedim ya biraz önceki yayında, Capital Economics diyor ki bugün güvercin yarın şahin olabilir ama güvercin de. İşte John Herman, McCarthy hepsi diyor ki bu yılın liderliğinde bir güvercin de. Bak borsa da ne diyor? Güvercin diyor ki yeşillere büründü. Neil Dutta Renaissance Makro'dan bir global ekonomist, onunla da röportaj yapmıştık. O da diyor FOMC'nin tutanağın tonu güvercin. Hayır, kesinlikle değil. Ne, tamam, belki tutanağın tonu güvercin olabilir ama yılanın tonu hiç öyle değildi. İki ucu açık bırakarak aslında gelecek bütün veriler, global veriler, global olaylarla birlikte ne diyor? Her şey an değişebilir diyor. Ve şu an çok akıllıca, çok zekice şu lafı koydular ya, telaffuz ettiler. Cüneyt Başaran da söylemişti. Bak, global risk koydular. Bu çok ilginç demişti. İki önceki tutanakta yine onu koydular. Global risk herkesi şaşırttı. Bunu açılışta sen de söyledin. Ama onu niye koydular? Koydular ki dolayısıyla faizleri 4'ten 2'ye indirmeleri doğal karşılansın. İşte böyle bir günde yılın tabii 40 yıllık geçmişi var neredeyse. Fed'in içinde doğmuş büyümüş bir ekonomist bizleri çok büyüledi, adeta etkiledi diyebilirim. Sen de söyledin, petrolün etkisi var, Fed'in etkisi var. Altın çıkıyor, dolar burnunu aşağı yöne indirdi. Baktığımızda yatırımcıların beklediklerinden çok daha iyi bir Fed tutanağı ve yılanla karşılaştık. Ama tabii bundan sonra olacaklar önemli. Sen de söyledin, Bloomberg de söylüyor. Çin'den Japonya, değil mi? Bugün Japonya yine negatif faiz oranı ile ilgili duyurusunu yaptı. Avrupa Merkez Bankası'na kadar herkes kollarını savunmuş, bir aksiyon almışken borsanın düşmesi diye bir şey neredeyse söz konusu olmayacak. Bu arada fon yöneticilerinin %59'u, hani global riskler, global ekonomik görünümle ilgili korkular, endişeler dedik ya, global ekonominin büyümesinin son dönemine, the late cycle dediğimiz son dönemine girdiğimize inanıyorlar. Ve bu inanış %59'da 2008'den beri yaşadığımız, gördüğümüz en büyük rakam. Faiz oranlarıyla ilgili rakamlar, olasılıklar da ilginç, sen de dedin. Wall Street Journal %70 demişti, Bloomberg ekonomistleri %50 ihtimalle artar demişti Haziran'da. Şimdi onların hepsi silindi, adeta gitti. %30'lara neredeyse düştü ön yoklamayla birlikte. İşte bugünün hikayesi buydu. Bir de enflasyon da, onu da unutmayalım. Adım adım gidiyoruz. Nereye? Yalının, Fed'in hedefi olan %2'ye. Bugün vallahi bunu gördük. Bu bütün gelen veriler sonucunda, akabinde diyorum. Bana öyle geliyor. Yani bu Fed kararı, efendim? Ve Yalın. Bu Yellen hiçbir yere gitmez. Bu enflasyon yükselse de gitmez gibi, öyle anladım ben. Çok teşekkürler. Neli Hikayan, New York temsilcimiz aktardı efendim. Döndük stüdyomuza. Adreslerimiz @bloomberg.ht ekranlardan. İlkan borsalarında FED fiyatlaması olumluydu. Biz merak ediyoruz, bize ne olacak? Kenan Çınar, hoş geldiniz. ALB Forex Araştırma Müdürü. Kenan dersen herhalde sıkıntı olmaz, değil mi abi? Kenan. Işık Ökte, Işık hoş geldin abi. İyi akşamlar abi. Sohbete geçeceğiz ama Kenan'dan başlayalım. FED kararı beklentiden sanki daha güvercin gibi. 4 faiz artış tahmini 2'ye düştü. Yurt dışı gelişmelerden korkan bir FED var. Nasıl yorumlarsın FED kararını Kenan? Kesinlikle beklentilerden daha farklı geldi. Bu Mart ayı için bile %4'e yakın bir faiz artışı bekleyen kesim olduğunu düşünecek olursak, evet. Tabii ki açıklamadan sonra ilk faiz artırım beklentisi Eylül-Ekim aylarına kadar kaymış durumda şu anda. Özellikle piyasa beklentisi 4 faiz artışının 3'e düşeceği yönündeydi. Bunun 2'ye düşmesi, Yellen'in enflasyon şimdi var ama aslında öyle değil, geri düşecek şeklindeki açıklamaları tabii ki beklentiden daha güvercin bir ton oluşturmakta. Bunun da zaten yansımasını fiyatlarda görmekteyiz. Görmekteyiz. Peki devam edeceğiz. Işık Ökte, sen nasıl yorumluyorsun Fed'in kararını? Fed'in kararını sürpriz yorumluyorum. Çünkü sürpriz. Nasıl sürpriz yorumluyorsun? Sürpriz bir karar. Yani nötr tarafta kalan insanları bile, yani şahin bir açıklama gelemez ama
bu kadar da güvercin gelemez diyen insanları ters köşeye yatıran, yani nötr tarafta kesinlikle hiçbir nötr tarafı olmayan ve ciddi global risklerden söz edip son çıkan enflasyon verilerine geçici kelimesiyle, yani direkt olarak geçici dedi, yani bu enflasyon rakamları geçici, siz bunlara bakmayın diyor. Bakmayın yani, dedi. Değil mi? Geçici yani, faktörlerden kaynaklanmış olabilir diyor. Bu yani Başkan Yellen konuşmasında o kadar net bazı şeyler verdi ki bana burada her zaman ben bu tip büyük insanların konuşmalarında arka sahnelerde bazı gelişmeler olduğuna inanan bir insanımdır. Şant da bir G20 toplantısından bahsediyor. Tabii evet. G20 toplantısı, ama burada insanların göremediği, Fed'in gördüğü başka riskler olabilir. Fakat o risklerden bu toplantıda konuşamaz. Mesela ben burada çok ciddi olarak acaba dedim, herkesin senelerdir üzerine yazdığı Çin bankacılık sisteminde mi bir kötüleşme gördüler? Burada özellikle işte bu shadow banking dediğimiz gölge bankacılıkta artan bilanço dışı kalemlerde mi bir rahatsızlık gördüler? Yani bu kadar bir anda her şeyi güvercin tarafa çekip küresel risk kelimesini bir değil iki defa kullanmaları benim çok dikkatimi çekti ki genelde bu tip, yani böyle piyasanın ters köşeye yattığı, bu akşam gibi piyasanın ters köşeye yattığı gecelerde her zaman arkasında bir şey çıkıyor. Bu tabii komplo teorileri olabilir. Yani biz burada üretebiliriz. Sonuçta piyasa insanıyız. Piyasa insanı olarak eşittir komplo teorisi. Her zaman her gün üretilir. Ama yani ben dedim ki burada acaba bilinmeyen bir şey mi var? Bana biraz öyle gibi geldi. Bir cisim mi yaklaşıyor diyorsun? Yani bir şey yaklaşıyor ama yani evet. Son söyleyeceğimi ilk söyleyeyim. Aha. Bu gecenin kazananları bana göre iki tanedir. Bu gecenin kazananları açıklıyor. Evet, kazananları, evet. Yani böyle güzellik yarışmasında hani öne çıkan kazananlar olur ya. Evet. Bu gecenin birinci kazananı değerli metallerdir. Altın ve gümüş gerçekten ciddi 1260'a ciddi geldi, ciddi hareketler var altın ve gümüşte %2.5. İkinci kazanan da, onu da yarın sabah göreceksiniz, gelişmekte olan ülke tahvilleridir. O zaman Türkiye'de bundan nasıl olur? Türkiye bu akşam 10 yıllık bizim gösterge tahvilimiz 10.29 kapanış. Hı hı. Ben burada TKN'lere doğru bir gidişat. Peki konuşacağız, detayına ineceğiz. Dolar TL'deki şu hareket gerçekten çok sert, çok enteresan. Çünkü 2.93'lerin kıyısından gelen bir dolar TL'nin şu dakikalarda 2.86.70 seviyesine kadar düştüğünü görüyorum. Şöyle gün içi yüksekten gün içi düşüğe %2'nin üzerinde dolar TL'de bir Türk lirasında bir değerlenme hareketi gördük. Fed korkusuyla belki 2.93'lere giden dolar TL şu dakikalarda 2.86.70'e kadar inmiş durumda. Bir grafik daha şöyle götüreyim, hemen Kenan'a döneceğim. Bu gelişmekte ülke para birimlerinin efendim dolar karşısındaki durumu, Rus rublesi %2.7 yukarıda. Şov yapıyor neredeyse. Petrol de ama %4 %5 yukarıda. Onun da etkisi var muhtemelen. Güney Afrika randı %1.6. Meksika pezosu %1.5. Singapur doları ve Türk lirası %1'in üzerinde artıda. Türk lirası en iyi performans gösteren 5. para birimi bugün dolara karşı. Bunu nasıl yorumlarız Kenan? Türk lirasının ciddi şekilde dolara karşı değer kazandığını görüyoruz. Özellikle Fed kararının ardından. Tabii ki diğer gelişmekte olan ülke para birimleriyle birlikte Türk lirası da payını almış durumda Yellen'in konuşmalarından. Hı hı. Bunun ilk etkisi muhtemelen çok borçlanan özel sektörün 187 milyar dolara yakın bir borcu vardı. Orada hissedilebilir. Onun dışında da öngörülebilirlik bakımından Fed'in en az bir 6-7 ay faiz artırmayacağını varsayarsak, tabii ki o datada kadar bir değişim yani, olmazsa. 6-7 ay artırmaz mı diyorsun? Bizim yılbaşı görüşümüz Haziran'da bir faiz artıracağı yönündeydi. Dünya ekonomisi de o yönde gelişiyor. Sadece Amerika'daki, Avrupa'daki dataya bakacak olursak Haziran'da bir faiz artırması gerekiyor, ekonomik şartlar bunu gerektiriyor. Ama Işık Bey'in de belirttiği gibi, Fed'in statement'ında değindiği gibi, özellikle Avrupa ve Çin kaynaklı risklerin gündeme getirilmesi birazcık potayı kaydırmasıyla ilgili Yellen'in, ekonomik datanın yanı sıra
çok ölçülemeyen, objektif olmayan başka risklerin de denkleme dahil olması bu süreci birazcık daha kaotikleştirmekte. Bu da öngörülebilirliği, FED konusundaki öngörülebilirliği azaltan bir durum teşkil etmekte. Bunun en büyük kazananı Işık Bey'in de belirttiği gibi gelişmekte olan ülke piyasaları olacaktır. Gelişmekte olan ülke ekonomileri olacaktır. Onlardan bir tanesi Türkiye. Kesinlikle faizlerin gerilemesi sizin de belirttiğiniz gibi Merkez Bankası'nın elini muhtemelen genişletecek. Orada yukarı bantta bir geri çekilme bile olabilir. Evet, bunu konuşacağız. Bu çünkü merak evet. ediyor yani. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu kararlar sonrası ne yapacak? Merkez Bankası'ndan faiz indirimi mi geliyor? Başlığını muhtemelen atacağız yani biz önümüzdeki günlerde Işık Gök'te. Değil mi? Yani evet. hatta bu şu anda bu geceden atabilir miyiz? Hatta şu anda TCBM'den faiz indirimi gelir mi? Başlığını atalım mı? Evet, ya şu anda güzel arkadaşlarımız kurumların ekonomi bilimlerinde çalışan arkadaşlarımız şu evet. anda ilk bu gerçekten beklenmeyen bildiri ve Sayın Yeren'in konuşması sonrası acaba Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın sadeleşme politikası, bu uzun zamandır beklediğimiz yeni Merkez Bankası Başkanı'yla bir anda ilmelenecek ve ilk faiz indirimi mi gelecek sorusu yarından itibaren hem kurumsal yabancı yatırımcılar hem de her türlü TL varlığında işlem yapan yatırımcı tarafından yarının en önemli konusu bu olacaktır. Onun için yani burada küresel piyasalar konuşuyoruz. Biz burada daha çok küresel gelişmelere odaklanıyoruz ama Türkiye'nin yarınki sorusu bu gelişmelerden sonra Merkez Bankası'nın eli Kenan arkadaşımızın söylediği çok güzel şekilde güçlendi. Fakat burada her zaman bizim görmek burada işte VIX endeksi, MOVE endeksi bunlar da ciddi aşağı hareketlilik var. Yani bu var. Yılın en düşük ciddi, yönetimden rica edeyim şunu da ekranlara getiriversin. VIX endeksi Merkez Bankası'nın VIX ve MOVE yurt dışındaki bu endekslere bakacağım demişti. Evet. VIX bugün senenin en düşük seviyesine geldi. Bu günlük grafiği VIX Fed kararı öncesi ve sonrası 16'ların üzerinden VIX'in efendim 16.3'lerden evet. çok sert şekilde aşağı gelip 14'leri bile gördüğünü evet. 14.90 seviyesini görmüş. Şurada şu anda 15 seviyesine kadar VIX'in korku ve endişe endeksi olarak tabir ettiğimiz belki bizim gazetecilerin o endeksin bugünlük grafik birazdan bir senelik de göstereceğim. Çok düşük seviyelere geldiğini görüyoruz. Şöyle mesela bir yıllık bakalım VIX endeksine Işık Ök'te şuradayız. Geçen sene Aralık ayında çok daha onun bile daha altına geldik. Yani evet. Şu 14-15'li seviyeler VIX'in sakin olduğu yerler belki değil mi? Öyle evet. nitelendirebiliriz. Tarihsel ortalamasının altı. Değil mi? Yani tarihsel ortalamasının altı. Şunu görmemiz lazım. Dolar TL'de 2.99'dan başlayan aşağı hareketlilik, dünyanın oynaklık, volatilite endekslerindeki aşağı hareketlilik ve önemli bir aşağı hareketlilik bu. Hı-hı. Bunlar Merkez Bankası'nın faiz indirimi için ortam hazırlıyor olabilir. Fakat bu ortamın hazırlanması için en önemli veriler tabii ki Fed'in bu demin gösterdiğin opsiyon fiyatlaması. Hmm. Fed'in opsiyon fiyatlaması Haziran ayı için tekrar %50'nin üzerine çıkarsa bütün denklemleri değiştirici orada görüyoruz ya şu anda evet. %37. Şu an %37. Şu anda %37 ha. gördüğümüz %50'nin üzerine çıkar. Dün %50'nin evet, üzerinde. %54'tü. Tabii. Evet. Dün %50'nin üzerinde. Bir ay önce %5. %5'ti. %5'ten %54'e çıktı. Bakın. Şu anda %37. Senin Merkez Bankan faiz indirir. Şu fiyatlama %50'nin üzerine çıkarsa o zaman ciddi şekilde rahatsızlık olur. Bu noktayı belki anlaşılamamış tabii, olabilir. Net bir nokta. Haziran ayına dair Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artış evet, ihtimali evet. diye piyasadaki fiyatlama. Yani. Bir ay önce Kenan senin söylediğin %5'ti. Evet, evet. Ama ondan önce %44'tü. Evet. Bir ay önce Çin VIX'den falan ortaya daha çıktı. Evet. VIX'ten daha sert hareket ediyor. Sonra bir hafta önce %46, bu dün %50'nin üzerindeydi. Şu an %35'e kadar evet. düşmüş durumda. Bu sabah 54.5'ti. Evet. Bu sabah %50'nin üzerindeydi. Işık Ök'te bir kez daha bu anlatalım. Ben şimdi buna
Merkez Bankası tabii makro parametrelerle bakacak. Ben buna bir piyasa insanı gözüyle tamam. bakıyorum. Siz gidip Nisan ayında yeni Merkez Bankası Başkanımız kim olacak önemli değil. Fakat elinin rahatladığını küresel bazda hissedip faiz indirir. Amerikan verileri kuvvetli gelmeye devam eder. Hmm. Bir anda o fiyatlama tekrar %50'nin üzerine çıkarsa o zaman diyorum ki bir rahatsızlık görülebilir. Evet Kenan, katılır mısın buna? Bir de şöyle bir görüş de var. Yani bu konuda da yine görüşünü merak ediyorum. Elbette Fed'in bu kararı gelişmekte olan ülke para birimlerine değer kazandırır. Az önce gösterdik, Türk lirası da en iyi performans gösteren para birimleri arasında 4. ya da 5. geliyor. Ama işte ötesini düşünelim. Bir sonraki adım. Acaba Merkez Bankası faiz indirir mi? Koridorun üstünü aşağı çeker mi? Bu Türk lirasındaki dolar TL'deki aşağı gelişi sınırlayabilir görüşte var. Katılır mısın, yoksa Merkez Bankası çok sembolik belki koridorun üstünden 25 ya da 50 yapar. Bu da Türk lirası hiç etkilemez. Dolar TL'deki düşüş devam eder mi dersin Fed'in bu kararı sonrası? Özellikle finansal piyasalardaki bilinmezlik etkisi geçmiş 6 ayda çok yükselmiş durumda. Bundan bir ay öncesine dönecek olursak Fed bile biz yol haritası belirlemesine rağmen dış dünyadaki gelişmeleri, Çin'deki karmaşıklığı, emtia ve petrol fiyatlarındaki gerileme ve Avrupa'daki bankacılık kriziyle birlikte bunu geriye itmişti. Merkez Bankası'nın tutumu da bu yönde olacaktır. Piyasalara rağmen hareket etmesini beklememek lazım. Çünkü piyasanın gücü bazen merkez bankalarının bile üzerinde olabiliyor. Ona karşı Fed'in bile hareket etmediği bir durumda bizim merkez bankamızın da eli kısıtlanacaktır. Tabii ki böyle bir şeyi her şeye rağmen yapabilir. Fakat o zaman dolar TL çok hızlı bir şekilde 3'ün üzerine atar. Tekrar indirdiği faizi daha hızlı bir şekilde yükseltmek durumunda kalabilir. Ama koşullar böyle devam ederse bu merkez bankasının bir faiz indirme ya da basitleştirme hamlesi için bir fırsat olabilir. Ama bir ay sonra neyi konuşacağımızı da bilemiyoruz. Onu da bilmiyoruz. Çünkü değil mi yani? Ne olacak? Bir de şimdi nasıl bir Merkez Bankası olacak onu da bilmiyoruz. Tabii ama sadece bizimle ilgili değil. Bence bu biz birazcık dünyadaki gelişmelerin esiriyiz. Yani bütün dünya öyle. Fed bile öyle. Anladığımız kadarıyla. Belki elinde bizim göremediğimiz başka data setleri var. Işık ondan bahsetmişti arada. Onların etkisi nasıl olacak? Yani göremediğimiz neyi görüyorlar? Dataya rağmen aslında öyle değil, işler düşündüğünüz kadar iyi gitmiyor söylemeni Yellen tekrar tekrar nasıl rahatlıkla söylüyor? Bunların üzerine birazcık kafa yormak gerekiyor muhtemelen. Ondan dolayı birazcık o anki koşullarla tekrar değerlendirmek gerekiyor. Öyle değerlendirmek lazım diyorsun. Eğer Merkez Bankası 25 ya da 50 bas puan yapsın, ne olacak Işık Gök'te yani? Ama ilk gelişmekte olan ülke piyasalarına akım devam ediyor diyelim. İlk hareketi olmayacaktı. Tabii ilk hareketi Türk lirası likiditesini bir şekilde ayarlayarak, biliyorsun Merkez Bankası ortalama fonlama maliyeti. Tabii, evet. Ortalama zaten fonlama yukarıda bir şey yapması da gerekmiyor. Fonlama maliyetinden hareket. Onu aşağı çekiyorsa tabii. Acaba bir faiz indirim ya da koridorun üstüne indirim gelir mi diye belki sormamız lazım. %9'lardan 8.94'e indirmiş. Burada 9.15'lerden ciddi bir şekilde yukarı trendin içine bak, burada bir rahatlama var. Ha. Buradaki rahatlama neden geliyor? Gelişmekte olan ülke para birimlerindeki iyileşme. Bir anda gelişmekte olan ülke para birimlerinde iyileşme gelince Merkez Bankası bir şekilde o politikayı, o sıkı para politikasını biraz sözle değil, tabii yine devam ettiriyoruz diyor ama değiştiriyor. Şimdi burada TL likidite olayı var. Bir de da benim her zaman bütün gelişmekte olan ülke para birimlerine baktığımızda burada asıl yani bir numaralı belirleyicinin her zaman para girişleri çıkışları olduğunu görüyoruz. Şimdi gelişmekte olan ülke fonlarına hem hisse senedi hem de tahvil fonlarına para girişleri devam ederse Merkez Bankası bu hareketi çok rahatlıkla devam ettirecek. Üzerine bir de faizleştirmeye gidecek. Üzerine belki koridor bantında bütün bunlara gidecek. Yani bunların yolu açılacak. Para girişi devam ederse. Ben ihtimal konuşuyorum. Şu anda Yellen bunun önünü açtı. Ama Yellen bunun önünü açarken bir şekilde ben ne dedim? Bu gecenin ikinci kazananı gelişmekte olan ülke tahvilleri oldu. Burada çok ciddi bir, ya gelişmekte olan ülke tahvilleri çünkü sıfır
bu akşam 0.98-0.96 hareketi gördük 2 yıllık ABD tahvilinde. Evet. Çok ciddi bir hareket bu. Şimdi 0.98-0.86 hareketini gördüğümüz bir yerde yarın bakalım Türk tahvilleri nasıl açılacak? Peki, devam edeceğiz. Bir araya gidelim efendim. Kenan Çınar ve Işık Ök'te stüdyomuzda olmaya devam edecek. Küresel piyasalarda sohbetimiz sürecek. Işık Efekt'in küresel piyasalar devam edecek. O elindeki telefona denizin üzerinde çok fazla güveniyorsun sen. Çünkü fiber güçlü mobil hattıma çok güveniyorum. İnanmazsan sen de 2 ay ücretsiz dene. Cepten fiberle patroncum. Beğene beğene. Fiber güçlü mobil şebekemize o kadar güveniyoruz ki İş yerinizin ister 1, ister 1000 mobil hattını Türk Telekom'a taşıdığınızda tam 2 ay ücretsiz denetiyoruz. 2 ay içinde iptal etmek isterseniz de koşulsuz geri alıyoruz. Ücretsiz deneme kampanyası için sizi Türk Telekom ofislerine ve mağazalarına bekliyoruz. Fiber gücü yanında, işler yolunda. Biz bunu 2 ay ücretsiz denedik, memnun da kaldık. Peki daha sonra ne kadar olacak bu paketlerin fiyatı? Çok hesaplı babacığım. 4 GB internetli mobil iş yerim süper paket ayda sadece 29 lira. Ah! Vallahi çok fibermiş. Aferin oğlum. Aferin. Ağoğlu Maslak 1453'te ilk ofis bloğu satışta. Ev fiyatına ofis mi olur? Dedirten fiyat ve avantajlarla. 0.99 kredi faizi %15 inatla ofisinizi 2016'da teslim alın. Üstelik %18 KDV Ağoğlu. Ağoğlu yaparsa olur. 444-6777. Ağoğlu Maslak 1453. Emlak Konut Güvencesiyle. Dünyanın parası emrinde, emrinde. Destek her zaman seninle, destek her zaman seninle. Piyasalar dalgalansa da yatırımınızı yönetirken destek hizmetleriyle hep yanınızda. Destek Mekbul. Forex'te destek şart. Habertürk'ten dev futbol taraftarı araştırması. Yaşa, gelire, eğitime göre kulüplerin taraftar profili. Tarafların en sevdiği ikinci kulüpler. En çok hangi kulübün taraftarı yönetimi başarılı buluyor? Hakemlere ve federasyona güven oranı. Taraftarlara göre siyasi eğilimler. Şampiyonluğa en çok kim inanıyor? Ve en beğenilen futbolcular. NDR Habertürk için araştırdı. Ses getirecek anket yarın Habertürk'te. 16-18 Mart tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi ve İstanbul Lütfi Kırdar'da düzenlenecek 3. Ace of Mice Kongre Toplantı ve Etkinlik Sektörü Fuarı, oteller, etkinlik mekanları, toplantı yönetim ve destek firmalarıyla yerli ve yabancı etkinlik satın alıcılarını bir araya getirecek. 62 konuşmacının yer alacağı 25 oturumun yanı sıra Network Party ve görkemli Ace of Mice ödül töreniyle katılımcılarına dopdolu 3 gün sunan Ace of Mice'a tüm sektör profesyonellerini bekliyoruz. Abi dolar yükselecek diyorlar. Evet ben de duydum öyleymiş. Hemen dolar almak lazım. Dolar! Para 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 para. Koş 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 koş. Çok yükselecekmiş. Çok para! Amerika'dan gelen son haberlere göre dolar düşüşte. Uzmanlar altına yatırım öneriyor. Altın mı dedi o? Altın! Altın daha değerlenecekmiş. Orta Doğu'daki gelişmeler petrol fiyatlarını beklenmedik şekilde yükseltti. Petrol fiyatları... Yatırım yapmak bu kadar zor değil. Işık FX'te Forex'i kolayca öğrenebilirsiniz. Her yerden 5 gün 24 saat paranızın 100 katına kadar döviz, altın ve petrol alıp satabilirsiniz. Işık FX, Işık hızıyla Forex. Dünya piyasalarına açılan kapınız GCM Forex sunar.
piyasalarına açılan kapınız GCM Forex sundu. Bloomberg HT yayını artık tek tıkla cebinizde. Bloomberg HT Live uygulamasını indirerek hem televizyon hem de radyo yayınlarımıza anında ulaşabilirsiniz. Bloomberg HT Live uygulaması iOS ve Android uygulamalarında. Tıklayın, yayın cebinize gelsin. Işık FX'in sunduğu küresel piyasalar devam ediyor. Bu gecenin birinci kazananı altın ve gümüş, ikinci kazananı ise gelişmekte olan ülkelerin tahvilleri olacak dedi TEP Yatırım BNP Paribas stratejisti Işık Ökte. İlk bölümde sadece Amerika'daki dataya bakacak olursak Fed'in Haziran'da faiz artırması gerekir ama küresel kaygıların denkleme dahil edilmesiyle bu beklenti daha da öteleniyor dedi ALB Forex Araştırma Müdürü Kenan Çınar. Efendim ilk bölümde sohbetimiz devam edecek ama Turkish Yatırım FX Yönetmeni Serkan Zubari'ye gidelim. Serkan, iyi geceler dileyelim, ondan da bir yorum rica edeceğiz. İyi geceler Barış Bey. Çok teşekkür ederiz. Dolar TL ciddi şekilde aşağı yönlü bir hareket var. 2.87'nin de gerisinde şu dakikalarda. Bu hareket devam eder mi diye sizden bir görüş rica ederim. Tabii ki. Şimdi öncelikle kısaca tekrar ne olduğunu hatırlayalım. Bir kere politika faizi değiştirmediler. Faiz artırımı konusunda 4'ten 2'ye indirimi gerçekleşti. Karar 1'e karşı 9 oyla alındı. Global risklere değinildi. Özellikle yurt dışında da şu an halen tartışılıyor. Neden özellikle global risklere değinildi? Global risklerden kasıt ne sorusuna, hatta sorusunda yönelttiler yerine. Bunu ilk başta ne söyledi? Dedi ki IMF'in büyüme tahminini aşağı çekmiş dedi. Bu birincisi. İkincisi Çin'deki beklediğimiz hem büyümede olsun hem de diğer konularda yaşanan düşüş dedi. Diğer taraftan Japonya tarafında beklemediğimiz 4. çeyrekte eksi büyümeden bahsetti. Ve tabii bunları bahsettikten sonra ama tamam bu ne de tam olarak kastınız ne deyince de aslında piyasa bunu borç tarafını daha çok ön plana çıkarıyor. Halihazırda gelişmiş olan ülkelerin artan bir borçluk oranı var. Bu tarafta daha çok yorumlama eğilimindeler. Bu artan borçluk dolar bazında bu kritik karara sebep oldu dediler. Şimdi tabii buradan baktığımız zaman bu gelişmekte olan ülkelere yansıyan önemli bir taraf var. 2.86 kritik desteğimiz var. Bundan sonraki hedef 2.83 gözüküyor. Tabii ki bunu sabahki açılışta Avrupa'nın da nasıl tepki verdiğini göreceğiz. Ama şu bir gerçek, Fed kur riskli kur savaşına en azından beklentileri yönelterek katıldığı kesin yılbaşından beri, Ocak ayındaki toplantı kararı olsun, Mart'taki kararı olsun. Evet. Ve faiz artırma konusunda pek de istekli gözükmüyor açıkçası. 2.83'lere kadar bir hareket görebiliriz dedi Serkan Zubari. Yarın Avrupa'nın da tepkisi gördükten, Asya'nın tepkisini gördükten sonra. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Yeniden dönüyoruz stüdyomuza. Kenan Çınar ve Işık Ökte ile sohbetimiz devam edecek. Şu altın gümüş grafiğini üst üste bir koyduk. Neredeyse aynı grafiği mi çizdik diye biz de merak ediyoruz. Hareket ve efendim tepki oranı aynı neredeyse. Burada sadece tek grafik yok ya, onu söyleyeyim. Hem altın hem gümüş var. Yani şaşırılmasın. Beyaz olan, beyazla gösterdiğimiz altın, sarıyla gösterdiğimiz gümüş. Ama o kadar beraber hareket ediyorlar ki ayrılmaz ikili gibi. Altın, gümüş bugünün kazananı demişti Işık Ökte. Devam edelim Kenan Çınar'la sohbetimize. Şimdi Fed'i gördük, Avrupa Merkez Bankası'nı gördük. Bizim Merkez Bankamıza tartıştık ama içeride Borsa İstanbul'u herkes merak ediyor. Faizlerde bir aşağı hareket olabilir tahvil faizlerinde. Işık Ökte söyledi. Borsa İstanbul'u bugün 80 binin altında kapattı. Evet. 79.400'ler yanlış hatırlamıyorsam. Bu hareket... Çok net soracağım. Fed'in bu kararı, yarının bu açıklamaları Borsa İstanbul'a olumlu mu yansır? Yansırsa bu daha ne kadar kalıcı olur, ne kadar sürer diye size soralım. Bizim kurum olarak BIST 100 için yıl sonu beklentimiz 86-90 bin aralığında. Tabii ki gelenin böyle konuşacağını çok beklemiyorduk. İlk yarının biraz karışık, ikinci yarının daha toparlanma şeklinde devam edeceği düşüncesiyle beklemiştik. Borsa hızlı bir şekilde 70 binlerden 80 binlere kadar gelmiş durumda. Zaten geri çekilmesinden de anladığımız kadarıyla
bu seviyelere alışacak. Özellikle Işık'ın da bahsettiği gibi tahvil faizlerinin 10 seviyelerine çekilmesi, 10 yıllık tahvilin ya da onun altına sarkması durumunda bankacılık hisselerine tekrar bir talep gelmesi muhtemel. Bankacılık sektörü mü öyle çıkar diyorsun? Tabii ki sonuçta yeniden portföylerinin değerlenmesi sebebiyle özellikle fonlama maliyetinde de bir gerileme olacak. Bu da net faiz marjını genişletecek bankalar için. Zaten Başbakan Yardımcısı Şimşek'in açıkladığı düzenlemeler sonrası bankacılık sektörünün önü birazcık daha karlılık oranı iyi beklenmekteydi 2006'da. Bu gelişmeyle birlikte tabii ki kalıcı olması halinde bankacılık hisseleri ilk etapta hızlı bir yukarı hareket edebilir. Yani bankacılığı sektör olarak düşünecek olursak. Bunun katkısıyla belki 2 yıldır bir türlü geçemediği 80 bin seviyesini yukarı geçmesi mümkün BIST 100'ün. Bankacılığın desteği olmadan da zaten geçemediğini gördük. Peki şu mesajı okuyayım. Selman Okur Bey Twitter'dan demiş ki FED bile o kadar yumuşamışken Işık Ökte hala neden bu kadar sert duruyor? Ya FED bile yumuşadı Işık Ökte. Yalın bile o kadar yumuşak mesaj gönderdi. Selman Bey de ya Işık Ökte niye hala sert? Işık Ökte de yumuşasın. Hiç sert değil yani mizacım yani hiç sert değil. Gayet güzel. Biraz tabii para şey olunca. Ne olunca? Ciddi mesela. Tabii ciddi meseleler. Ciddi meseleler. Borsa İstanbul. Evet borsa, ben diyorsun geleyim Borsa İstanbul. Yok Borsa İstanbul tarafında. Şöyle ben grafiğini açayım. Ben özellikle bu akşamki açıklamalar sonrası. Eğer beklediğim 10 yıllık gösterge tahvil faizde ona doğru bir 25 lira 30 bas puanlık iyileşme olursa son birkaç gündür sanayi endeks bankacılık endeksinden pozitif ayrışıyordu. Bu bankacılık endeksinin çok çabuk bu arayı kapayıp tekrar banka sanayi rasyosunun 1.70 üzerine atabileceği bir ortam görüyorum. Şu anda bu tabii nasıl fiyatlanır yarın açılışlarda bankacılık hisselerine çok daha hacimli alımlar gelir tahminime göre. Burada baktığımız zaman sen şey açmışsın, evet, Borsa İstanbul'un Türk Lirası bazında grafiğini açmışsın. Dolar bazlı mı açalım? Yok dolar bazlı değil, bu kalsın. Şimdi şuradan baktığımız zaman... Bu bir yıllık. Tabii bir yıllık. Şuradan baktığımız zaman... Çanak görüyorum. Ahmet Nergen'in kulakları çınlasın. Çanak formasyonu. Aşağı trendin, en son aşağı trendin başladığı 80.800 seviyesi. Seçimler sonrası. Evet, seçimler sonrası zirvesi 84.400 pazartesi. 80.800 aşağı trend başlangıcı. Bu aşağı trend başlangıcının ben hani bu hafta yazdığım yazılarda da orayı öne çıkardım. Buraya %1.7'lik bir yukarı hareket var. Bu %1.7'lik yukarı hareket çok değil yani. Ya çok önemli bir çok önemli yukarı hareketi biz zaten yaşadık. Biz 11 bin puanlık yukarı hareketi yaşadık. Şimdi bu yukarı tren içinde bakarsak tabii TL bazında %17. Şimdi buradan daha nereye gider? Şimdi o benim bir daha çok ne? Gider mi daha? 80.800'e gidiyoruz. Gidiyoruz. Yani, gidiyoruz. Daha ama burada, nereye kadar? Ama burada çok önemli bir parantez açmam lazım. Özellikle son günlerde basın yayın organlarında yer alan bu terör saldırısı için 20 Mart'ta bazı haberler, uyarılar Amerikan ve Amerikan elçiliğinin uyarıları var. Şimdi burada bu tip bir uyarılar nasıl bir etki yapar? Acaba hani böyle bir yükseliş satış fırsatı mıdır? En önemli bizim sormamız gereken o. Şu anda biz 68 binden başlayan yukarı hareketliliği 80.800'e yani burada kimse yani en düşükten alıp en yukarıdan satma diye bir şey yok. Yani sen bu trendi, yukarı trendi yakaladıysan bu 80.800'e doğru yukarı hareketlilik satış fırsatı mıdır? Yoksa pozisyonlarda zaten uzun pozisyonlarda olanlar burada daha çok uzun pozisyon arttırıp 84.400 seçimler sonrası pazartesi zirvesi mi? Ben daha çok ilk anlattığım taraftayım. Nasıl yani? Hala mı? FED kararından sonra da. Bu yukarı hareketlilik içinde benim karlılığım yani cebime yani bir şekilde ben para trade ediyorsam
Ya bunu yatırım amaçlı, yani yanlış anlamasınlar, bunu yatırım amaçlı Borsa İstanbul'da hisse almış. Ben işte X, Y, Z hisselerine uzun dönem yatırımcıyım, bir sene ve üzeri diyen insanlar için konuşmuyorum. Para trade eden insanlar için konuşuyorum. 80.800 seviyesi çok önemli. Bu seviyelerde, bu seviyede ben biraz buraya yakın kar realizasyonu bekliyorum. Onun için de hani dediğim gibi bir anda böyle bir Fed gazıyla 84.400'e gideceğimizi zannetmiyorum. Ama bir anda da Kenan, yani tahvil faizlerin düşmesini bekliyoruz. Ha. Kur gevşiyor. Ve Merkez Bankası'nda desteğiyle belki hani faizleri indirmesi, büyümeye de belki ekstra bir destek olacak. Gelişmekte olan ülkelere doğru bir giriş var diyoruz. Ama Işık Öktü diyor ki ya 80.700, hadi 81.000, ben onu 81.000'e kadar götüreyim. Oraları da kar satışıdır diyor. Yani eğer böyle bir havaya girdiysek, FED tırnak içinde gazına, FED olumlu havası içerisindeysek, neden 80-81.000'lerden satış olsun diye de sana soralım. Şimdi şöyle düşünmek lazım. Birincisi, çok hızlı bir şekilde 70 binlerden 80 binlere geldik. Dolar bazındaki yabancı yatırımcının karı %20'nin de üzerinde. 21'lere, %22. %22 bugün yani itibariyle. 22'lere gelmekte. Evet. Ki bu yarın daha da fazla olacak. Sonra kısa vadede giren büyük bir para var, 1 milyara yakın. Bunun işte kalıcılığı, trade amaçlı mı yoksa uzun vadeli portföy yatırımı mı? Onu da dikkate almak gerekiyor. Çünkü hızlı bir şekilde bir kar etmiş durumda. Belki onu çıkmak isteyebilir. Ki bu oyuncunun çıktığını da görüyoruz bazı zamanlarda. Onun dışında tabii ki Işık Bey'in de belirttiği gibi jeopolitik riskler, beklenmeyen olaylar, sonra Fed'in neden bu kadar güvercin olması, belki ileride olumsuzluklara yollanmaya mı başlanabilir? Tabii diyorsun ki, yani birazcık normalden böyle bir kaygıyla, sanki şantaj var işte, birisini kaçırmışlar da öyle konuşuyormuş gibi bir hava vardı. Yalan mı? Evet. Sanki yani, mesela FOMC üyelerinden birini almışlar, kaçırmışlar. Evet. Yalan, güvercin konuş demişler gibi mi konuştun? Yani ilk soruyu bilmiyorum. Ben dinledim işte. Kredibilite sordular. Evet, yani bir Avrupa Fed, yani dünyanın merkez bankası, kredibilitesini bile tehlikeye atıp önceden de çok uyarmadan ya da piyasayı hazırlamadan bu kadar yumuşak tonda konuşması acaba sorusunu herkese sorduruyordur gibi geliyor. Ama o da soruldu. Dedi ki ya sevgili, ben biraz daha böyle sevgili arkadaşlar dedi Yalın. Ya biz tamam hani tahminler yaptık ama bizim bu faiz tahminlerimiz bir söz değil ki, böyle yazılı taahhüt vermedik ki biz size 4 tane faiz artışı yapacağız diye. Daha sonra değiştirebiliriz dedi. Bu 4-2'ye de düşebilir. Tabii ama 0'a düşebilir. Mesela 2 yeniden 4 olabilir. Ya bu olabilir. Bu yazılı taahhüt değil. Bu önceden belirlenmiş kesin kararlar değil dedi. Bunu da söyledi. Sıkıntı birazcık ondan öte, iletişimle ilgili. Yani Fed ilk defa toplantı yapmıyor. Piyasa bir tepki veriyorsa ya da ters yakalanmışsa, bunda Fed'in iletişim politikasının ya da bir önceki statement'ının da payı olduğunu düşünmek lazım. Ama biz 100 konusunda ben birazcık daha iyimserim. Yani 85 binlere doğru bir hareket olma ihtimali mümkün bankacılık hisseleri öncülüğünde. Peki. Tabii ki jeopolitik kaygıları dışında tutarsak denklemi. Bir izleyicimiz demiş ki Barış Bey, Fed güvercinken Işık Ökte neden Şahin? Yalanama sinirlendi diyor. Hamza Özen Bey, Işık Ökte'nin kalbi yumuşacık ama tipi sert görünüyor demiş. Hamza Bey. Evet, doğru. Şunu da sorayım. Can Emrah Bey diyor ki herifin güvercin beklentisi mi tuttu? Gene geldik herife. Ya Fed akşamı bile herifi konuşacağız. Yoksa Fed heriflerin korkusundan mı güvercinleşti demiş. Evet. Soru enteresan. Şu herif meselesine de bir gelelim. Borsa İstanbul'a belki son kez bir kez daha geliriz ama bir herif aldı başını gidiyor. Herif aşağı, herif yukarı. Bloomberg bir haber yaptı bizim İstanbul ofisi, ama yabancı Bloomberg. Evet. Bloomberg.com haber yaptı terminalde. Bloomberg KT değil, bizim Amerika'daki ortağımız İstanbul ofisi. Herkes onu konuşmaya başladı. Herif. Evet. Başlığı şöyle atabilir miyiz? Editörümden rica ediyorum. Fed sonrası herif ne yapar? Borsada. Evet. Evet, akşamın değil mi? Sorusu. Akşamın sorusu. Fed sonrası herifin... 1 milyarlık soru. Herifin konumu, herifin tutumu. Evet. Bu Barış, bana biraz komik bir soru geliyor. Abi ama öyle değil. Hayır, mi? Hayır, bana komik bir soru geliyor çünkü evet, o bir yatırımcı değil. Yani normalde bu tip soruları bir yatırımcı için sorarsın değil mi? Mesela nereden bileyim, bir dünyanın büyük fonu vardır.
İşte şu olaydan sonra Fidelity acaba ne yapar ya da BlackRock ne yapar ya da Alliance Capital ya evet. Bu bir yatırımcı değil. Ne bu? Herif. Bu bir algo fonu. Şimdi bu güzel kardeşlerimiz Bloomberg'de çalışan Benjamin Costa ve Tuğçe'nin yaptığı haberde ben de yer aldım. O haberin yorumum ve algo fon olduğuna dair yorumum yer aldı. Sağ olsunlar bir şekilde benim de ismimi böyle küresel basta koymuş oldular. Ben şimdi bu konuda biraz izleyicilerimize böyle bir background vermek ihtiyacı hissediyorum. Şöyle bir olay var. Borsa İstanbul'un Nasdaq geçişinden sonra BİSTEK geçişinden sonra ve kolokasyon dediğimiz özellikle bu algoritma kullanan high frequency işlem yapan fonların yüksek bir şekilde yüksek frekanslı işlem yapan algoritmayla yapılan fonların işlemlerinin BİSTEK'te başlamasından sonra bu aslında çok önemli bir geçiş. Burada dünyanın genelde en büyük algo fonları Chicago ve New York bazlı algo fonlarıdır. Bunlar makro fonlardır. Londra ofisleri de vardır, Singapur ofisleri de. Her yerde ofisleri olabilir. Ama bu algolar genellikle Hindistanlı kardeşlerimiz tarafından yazılır. Çünkü dünyada bu işi en iyi yapan yazılım konusunda Hindistan, evet. Nasıl mesela dünyada en iyi kullandığımız cep telefonunu Amerikalılar ve Koreliler yapıyor. Hindistanlılar da en iyi algo yazılımlarını yaparlar. Benim eski New York, New Jersey'de çalıştığım fonun sahibi kendi algolarını yazdırmak için Hindistan'dan yazılım uzmanları uçuruyordu New Jersey'ye. Orada otelde kalıyorlardı, o algolarını yazıyorlardı. Şimdi burada bu algo fonlarında bizim bilmemiz gereken bu herif ya da işte dude'dan herif olarak çevrilmiş. Aslında çok büyük bir algo fonu ve Borsa İstanbul'da kendisi kadar büyük karşısında likidite yaratacak birini bulamadığı için burada kendisi at koşturuyor. Bu benim kişisel görüşüm. Şimdi burada Borsa İstanbul'un sorunu ne? Borsa İstanbul'un sorunu derinlik, likidite yok. Yani onun karşısında başka büyük, mesela Chicago'daki, New York'taki başka büyük algo fonları bu BİSTEK'te işlem yapıyor olsalar sürekli, o adamın kazancını, çünkü bu algo fonlar genelde day trade, yani günlük işlem yapan fonlardır, onun kazancını aşağı çekecek. Ve bu algo fonlar böyle zannediyorlar hani uzay mekiği göndermek gibi bir şey değil. Robot ya, diyorlar, robot. Mesela çok basit şeylerin de algosu olur. Mesela, yani 50 günlük ortalamayla 200 günlük ortalama kesiştiğinde veya mesela bizim VIOP'da çok rahatlıkla 30 işte o VIOP 30 var ya onun arbitrajı, bir cash'i vardır onun, bir de VIOP'da işlem gören vadelisi. Onlar arasında birisini al birisini sat, o da bir algodur. Yani bu böyle uzaya NASA mekiği göndermek gibi zor bir şey değil. Ya ben robot ama, diyorlar ya alacağım robot getireceğim programa. Benim yiyenlerden bir oyuncak robot koyacağım buraya. Öyle yayın yapacağım. Robot. Evet, şimdi buradaki sorun Barış. Bu büyük işlem yapana karşı, algofona karşı başka bir olmadığı için. Başka bir herif daha olması lazım. Yani böyle bir 3-5 herif olsa birbirlerinin ekmeğini yemeye çalışan. O bizim borsamızda bu derinlik, likidite problemini ortadan kaldıracak. Ve inşallah olacak. Çünkü bizde öyle bir teknoloji, kolokasyon her şey var. Ama şu anda böyle bir insana kendi kendine piyasa yapma olasılığı vermişsin sen. Evet, ya kendi kendine piyasa yapmak gibi güzel bir şey var mı? Kendin kaldır, kendin indir tipinde bir piyasa yapan bir oyuncu var. Yani bakıyorsun alımlar, mesela bugün de satışlar. Yani herkesin net alım ya da net satışta 3-4 katı olan bir algo fon işlem yapıyor. Tamam, bu işlem hacmi açısından filan iyi. Mesela ortalama işlem hacimlerimiz 2016'da şimdi dolar bazında 1.4 milyar dolara yükseldi. 1.1-1.2 milyar dolarlardan. Bu iyi gözüküyor ama sen hiçbir oyuncuya dünyanın önemli gelişmekte olan ülke piyasalarından birinde tek başına piyasa olma ihtimali veremezsin. Bizim yerli herifimiz yok mu?
bu büyüklükte bu kadar arada, organize yok. Kenan Çınar şunu da ekleyeyim. Lütfen öyle cevap ver. İsmail Bey demiş ki 15 yıllık yazılımcıyım. Hindistan en iyi değil en ucuz yazılımı yapar demiş izleyicimiz. Serkan Bostan Bey'di. Barış Bey olabilir. Hindistanlı yazılımcılar ucuza çalışıyor. Bizim yazılımcılar çok daha kaliteli demiş. Yani bizim özellikle bilgisayar yazılımcısı arkadaşlarımız ve bu sektörün içinde olanlar demek ki yani iki tane üst üste geldiyse tabii, doğru. Yani tabii, Hindistan'da daha ucuza. Ama bir şey çoksa belki oraya fokus şey olmuşlar. Oraya fokus olmuş yani, adamlar. Evet. Çünkü çok yazılımcı var. Gerektiren evet. Başka finansal bilgiler de gerektiren bir alan olduğu için belki uzmanlaşma vardır. Öyle finansal bir yazılımda Hindistan'da uzmanlaşma var. Evet, finansal yazılım evet. Ayrı bir. Finansal yazılım. Evet. Tabii bizim daha yazılımcılarımız kesin dahildir ama finansal yazılımda dünya lideri Hindistan. Kenan, bizde niye? Bu çok komik bir soru gibi geliyor ama bizde niye herif yok? Murat Sağman'la geçen hafta program yapıp robotlar dedi. Dedim bu robotlar yerli robotlar mı? Yabancı robotlar mı? Yabancı robotlar dedi. Bizde niye? Biz yerli robotumuzu, yerli herifimizi niye Borsa İstanbul'a koyamıyoruz? Şimdi robot olabilmek için global bir oyuncu olmak gerekiyor. Belki evet. İşte burada bir bankayı satarken işte Polonya'da aynı bankayı alıyordur ya da başka Güney Afrika'nın dövizini satıyordur. Yerli bir oyuncu sadece yerli piyasaya odaklanırsa işlemin diğer bacağını koruyamaz. O sebepten hem sermaye bakımından hem bakış açısından global olması gerekiyor özü gereği. Hı hı. Bizdeki tabii ki hem sermaye birikimi hem SPK'nın getirdiği kısıtlamalarla böyle bir oyuncu ortamı yok. Olması da kısa vadede çok mümkün gözükmüyor söylediğim sebeplerden dolayı. Daha çok bunlar global piyasalarda arbitraj yaparak birini alıp diğerini evet. satarak riskinin bir kısmını elimine eden oyuncular. Bu sebeple operasyon edebiliyorlar. Tabii burada sıkıntı piyasada giriyor çıkıyor çok hızlı hareketler yapıyor gün içi ya da birkaç günlük işlemler. Evet. Bu da bizim yerli oyuncularımızı zor durumda bırakıyor. Çünkü yani aldığı bir hisseyi zararına da satabiliyor eğer diğer tarafta kar ettiyse. Tabii ki buradaki geleneksel piyasa algısını da bozduğundan dolayı günlük o likiditeyi sağlayan küçük oyuncular, emeklilik fonları ve kurumsal bazı yatırımcıların evet. Zarar etmesine sebep oluyor. Kenan Bey devam edeceğiz ama bir araya gitmemiz lazım. Tabii. Reklamı kaçırmayalım. Saat başı öncesi birazdan devam edeceğiz. Işık Efekt küresel piyasalar devam edecek. Şifresi lütfen. Ya bizim şu bonusları bir coştur be. Coştur şu bonusu ya. Şu bizim bonusları bir coştur sen. Şu bizim bonusları coştur. Hadi. Şu bizim bonusları bir coştur sen. Şu bonusları. Hadi coşturalım. Şuralarda bir yerin dip olacaktı. Gel oraya girelim hadi. Keşke bonus Amerikan Express kullansa. Markette, akaryakıtta, restoranda. Bonusları coşturmayı kim istemez? Yılda 420 lira ekstra bonus coşkusu. Amerikan Express'in bonus kartta. Abi dolar yükselecek diyorlar. Evet ben de duydum öyleymiş. Hemen dolar almak lazım. Dolar! Para 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 para. Koş 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 koş. Para koş koş koş. Hadi. Hadi. Çok yükselecekmiş. Çok para! Amerika'dan gelen son haberlere göre dolar düşüşte. Uzmanlar altına yatırımı öneriyor. Altın mı dedi o? Altın! Altın! Altın daha değerlenecekmiş. Orta Doğu'daki gelişmeler petrol fiyatlarını beklenmedik şekilde yükseltti. Yatırım yapmak bu kadar zor değil. Işık FX'de Forex'i kolayca öğrenebilirsiniz. Her yerden 5 gün 24 saat paranızın 100 katına kadar döviz, altın ve petrol alıp satabilirsiniz. Işık FX, Işık hızıyla Forex. Ağoğlu Maslak 1453'te ilk ofis bloğu satışta. Ev fiyatına ofis mi olur dedirten fiyat ve avantajlarla. 0.99 kredi faizi %10 peşinatla ofisinizi 2016'da teslim alın. Üstelik %18 KDV Ağoğlu. Ağoğlu yaparsa olur. 444-6777 Ağoğlu Maslak 1453 Emlak Konut Güvencesiyle. Hey brother, there's an endless road to rediscover.
Habertürk'ten dev futbol taraftarı araştırması. Yaşa, gelire, eğitime göre kulüplerin taraftar profili. Tarafların en sevdiği ikinci kulüpler. En çok hangi kulübün taraftarı yönetimi başarılı buluyor? Hakemlere ve federasyona güven oranı. Taraftarlara göre siyasi eğilimler. Şampiyonluğa en çok kim inanıyor? Ve en beğenilen futbolcular. NDR Habertürk için araştırdı. Ses getirecek anket yarın Habertürk'te. Nurol Tavır'la diğer yatırım araçlarından çok daha fazla kazanın. İstanbul'un merkezindeki Nurol Tavır'da zirve katlar ve merkez ofisler şimdi ilk defa sunuluyor. 70 metrekareden 3000 metrekareye farklı seçeneklerle. Nurol Tavır. Abi dolar yükselecek diyorlar. Hemen dolar almak. Uzmanlar altına yatırımı öneriyor. Altın mı dedim? Altın! Altın daha değerlenecekmiş. Petrol fiyatlarını beklenmedik şekilde yükseltebilir. Yatırım yapmak bu kadar zor değil. Işık FX'te her yerden 5 gün 24 saat paranızın 100 katına kadar döviz, altın ve petrol alıp satabilirsiniz. Işık FX, ışık hızıyla Forex. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Bloomberg ET'de. Dünya dijital dönüşümün peşinde koşuyor. Peki Türkiye, 4. sanayi devriminin neresinde? Zorlu şartlara rağmen oldukça güçlü seyreden sanayi üretimi, 2. çeyreği nasıl tamamlayacak? Bloomberg ET Ekonomi Koordinatörü Gökhan Şen soruyor, Fikri Işık canlı yayında yanıtlıyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık'la özel röportaj yarın Bloomberg ET'de. Televizyon izliyorsan eve TÜBİTAK kutusu lazım arkadaş. Kaçarıyım. Belgesel, dizi, bir dolu film. Şampiyonlar Ligi. Koca dünyayı bir kutuya koymuş adamlar. Ne istersen seçip izliyorsun. Ne diyorsun abi, kendine gel. Yıllarca vatandaşa uydu diye bunu verdik İrfan. Ama kimseye uymadı. Uydururuz, yaparız. Tamam şimdi TÜBİTAK bu kadar olmasa da bizim de şahane film paketimiz var. Al. Şu film dünyada sadece bizde var abi. Daha çekilmedi bile senaryo aşamasında düşün. Lanetli bacanak. Hele bu filmde tam gövdeyi götürüyor abi. Ormanlık bir alanı bırakıyor, tamam mı? Oradan gövde eve tek başına dönmek zorunda kalıyor abi. Tek başına. İyi de bunda diziyi falan kaçırınca açıp tekrar izleyebiliyorsun. Tekrar izle, sardır izle özelliği var. E bizde de yardır izle özelliği var abi. Aferin be İrfan. Dolu dolu televizyon keyfi TVBu'da. En iyi filmler, diziler, maçlar TVBu ile her evde. Üstelik TVBu şimdi 50 GB limitsiz internetle birlikte ayda 58.90'a. TVBu Türk Telekom mağazalarında. Işık FX'in sunduğu küresel piyasalar devam ediyor. Efendim son bölümde karşınızdayız. Amerikan Merkez Bankası Fed'in toplantısının olduğu akşamda Fed'in çok güvercin bir şekilde faiz artış tahminlerini 4'ten 2'ye düşürdüğü bir günün akşamında Dow Jones 17.325 0.4 yukarıda kapattı. S&P 500 2027. Şöyle bir tüm rakamları arkadaşlarımız getirsinler. Programın girişinde olduğu gibi şöyle bir bakalım o beşli piyasamıza ve petrole. Çünkü Fed akşamı sonrası son durumu bir kez hatırlatmış oluruz izleyicilerimize, rica edelim. 2027'ydi S&P 500'ün efendim hareketi. Euro dolar 1.12.28 seviyesine kadar yükseldi. Dolar TL şu saatte 2.87'nin hemen üzerinde. %1.5 oranında Türk lirası dolara karşı kuvvetlendi. Euro TL 3.22, altın 1200,
63 seviyesinde dolar TL 2.86-87'de şu an %1.6'ya çıktı Türk lirasındaki değerlenme. Borsa bugünü yukarıda kapatmıştı 79.400'lerde. Petrol fiyatlarına bir de göz atalım. Altın yukarıya gitti dedik 1.263'e. FED sonrası Amerikan tipi ham petrolde %6.2 yukarı hareket var. 38.6 dolarda. Brent petrolde %4'e yakın yukarı harekette 40.2 dolarda. Efendim sohbetimiz devam ediyor. Işık Ökte ve efendim Kenan Çınar konuklarımız bu akşam son bölüme girdik. Günlük Borsa İstanbul grafiğini açtık bu arada biz reklam arasında. İşte o şelale düşüşü algo hareketi dedi. İki değerli konuğumuz birden. Bu hakikaten algoritma mı orası? Işık Ökte. Şu harekete baktığımızda 79.100 seviyesinden başlayan ve günün en düşük seviyesi 78.400'e bizi bir yarım saat içinde atan hareket burada. Orada ne bileyim bir haber mi geldi? Hayır, dolar TL 2.95 mi oldu? Şey olmadı. Normalde böyle günler daha yatay, dar bir bantta geçer. Çünkü bir Fed beklentisi ya da bir açıklama beklentisi olduğundan dolayı yön çok belirsizdir haber gelene kadar. Acımsızdı zaten. Düşüş çok acımsız. Orada bir algoritma hareketi. Yani zaten bu tip Barış baktığınız zaman her gün bu tip hareketleri görüyoruz. Ve beni asıl üzen yani bütün bu makro yani büyük orman içinde üzen bu algoritma ve BİST'ek geçişi sonrası ne yazık ki yerli yatırımcı ve lokal hani günlük işlem yapan spekülatör bazının Borsa İstanbul'da yavaş yavaş kaybolduğunu gözlemliyoruz. Peki. Yani şu hareketin karşısına sadece duracak kurumsal Türk yatırımcısı olarak kaldı. Peki devam edelim şu algodan yeniden dönelim efendim piyasalara. Şunu merak ediyorum, petrol fiyatları da bugün yukarıya gitti. Evet. Yarın da yine konuşması Amerikan Merkez Bankası'nın başkanı petrol fiyattan atıf yaptı %6. Amerikan tipi ham petrol yukarıda, Brent petrol %4. Petrol fiyatlarının daha da yukarı gitmesini bekliyor musun Kenan? Fed'in de doların belki çok güçlenmemesini sağlayacak bu kararıyla. Bir de haber başlıklarımıza da verdik. Nisan ayında bir toplantı bekleniyor petrol ilişkili. Şimdi Alev Forex olarak bizim bu olaylar gelişmeden yılbaşı petrol için beklentimiz 40 doların üzeriydi. O zaman 30'ların altına kadar sarkmıştı. Biz o görüşümüzü de koruyoruz. Her ne kadar yapısal bir rezerv birikmesi olsa bile Amerika'da dünya ekonomisindeki toparlama ve arzdaki özellikle kayaç gazdaki kısıtlama ile birlikte petrolün daha dengeli bir piyasa olacağı aşikar. Özellikle zaten 30 seviyesinin altı birazcık panik satışlarıydı. Onunla başlayan tepki global talebin canlanmasıyla tekrar 40 seviyesinin üzerine arttı. Tabii ki orada problem biraz arz talep. 2015'te arz talep dengesi arz lehine 1.2 milyon varildi. Bu 2016'da sanırım 600 bin varile kadar gerileyecek. Özellikle petrol kompleksinde yatırımların azalması, kapasitenin azalması ve maliyetler sebebiyle bazı oyuncuların sistem dışı kalması petrol fiyatlarını yukarı yönde sürüklemeye devam edecektir. Evet. Tabii ki bu Nisan ayındaki toplantı sonuçları ne kadar etkili olur bilmiyorum. Tabii ki burada piyasa her zaman doğru yönü bulan beklentisini 6 ay önceden fiyatlara yansıtan etken olarak öne çıkmakta. Daha çok OPEC ya da Rusya ve buna benzer kesintilerin etkisi olmadığını geçmişte de görmüştük. Bu fiyatı geriletmeye çalışılırken de olmuştu. 2008 yıllarında, 2007 yıllarında 150 dolarken. Orada da etkili olmamıştı. Hatta Obama petrol, stratejik petrol rezervlerini bir kısmını piyasaya verecekti. Bu birazcık oyunun sektörün durumuyla ilgili toplantılardan öte. Yani ekonomik gerekçeler altında olduğu sürece petrol yukarı gidecektir gibi gelmekte. Ama Fed burada birazcık farklı düşünüyor. Tekrar geri geleceği konusunda enflasyonla ilgili kaygıları da bu muhtemelen oradan kaynaklanmakta. Çünkü yani 30'un üzerinde konsolide olmasını beklemiyorlar ya da bu konuda çok kaygıları var. Zaten Amerika'daki büyümeyi de olumsuz etkileyen bir etken bu enerji kompleksiyle olan yatırımların gerilemesi. Tabii bu para kendi satışları bile etkilemekte çünkü aynı miktar benzin alıyorsunuz ama daha az ücret ediyorsunuz. Sonra para kendi satışlar daha düşük çıkıyor. Peki petrol için Brent petrol Işık Ökte? Uzun zamandır bu kadar para akımlarının ve özellikle hedge fund pozisyonlanmasının doğru olduğu iki kademe görmemiştim. Bir tanesi enerji emtiyası,
Bir tanesi değerli metaller. Çok ciddi bir şekilde, kesinlikle. Çok ciddi bir şekilde burada son 21 Ocak'ta başlayan, burada hep konuşmuştuk. Orada işte tabii, 21 Ocak. Tabii, bu 21 Ocak'ta ne değişti? Draghi'nin konuşmasıyla, risk fiyatlaması değişti. Şimdi burada 21 Ocak'ta biz buraya oturduk mu mesela bazı akşamlar ya Işık Ök'te ne Türk Bankası ya ne anlatıyorsun bana gibi sorular geliyordu. Değil mi? Evet. Piyasa 11 bin puan gitti. Şimdi risk fiyatlamasına ben Türk varlıklarını çıkarıyorum. Uzun zamandır genelde hedge fonlar bu kadar doğru para akımlarını uzun zamandır Kenan yapmamışlardı. Şimdi burada iki yerde bu adamlar pozisyonlandı. Nerede pozisyonlandılar? Bir değerli metaller. ETF dediğimiz yatırım fonlarından külçe altın alımları hedge fonlarda, kontratlarda net short'tan net long'a ve 2x net long'a geçme. Yani iki katına çıkma net uzun pozisyonların. Enerji emtialarında hem doğalgaz hem petrol bütün ürünlerde para girişleri. Evet, demir cevheri. Tabii demir cevheri. Yani şu anda gerçekten bu Yellen bu insanlara oh be dedirtti. Yani gerçekten yani oh şu anda dedirtti. Ya oh be dedirtti. Yani Draghi'den sonra bir de bu gelince helal olsun yalın mı dediler. Yani bu akşam orada çığlıklar kopmuştur hedge fonlarda. Hani her zaman diyorum burada değerli izleyicilerimize para akımlarını izleyelim diye. Nereden izleyeceğiz bilmiyoruz. Şimdi para akımlarını nereden izleyeceğiz? Öyle bir yer herkesin, var mı? Açıp izle. Herkesin, yani grafiğe de bakarak onu görmek mümkün. İşte herkesin evinde aynen tercih evet. Yani o zaman ortalara ortalamalara bakmak gerekiyor. Genelde fiyatla para akımları aynı yönde ilerler. Evet. Oradan bir tabii ki birazcık geç olsa bile bir izle. Yön tayini görebiliriz. Mesela geçen hafta, Kenan Çoğal, geçen hafta başka bir para akımı vardı çok güzel. Türk tahvillerine, evet. Yabancı ABD fonlarından Türk tahvillerine para akımı vardı. Tek haneye ineceğiz neredeyse 10 yıllıkta. Ha, şimdi burada şimdi ben Brent'in biz müneccim değiliz. Buradan 51 dolara geri mi gidecek? 30 dolara mı gidecek? Böyle nasıl? Biz o yüzden çağırdık. Hayır biz yani bunları tahmin et. Şimdi ama şunu söyleyebiliriz. Evet. Para akımları bize şu anda iki yeri gösteriyor. Ben burada dedim. Yani ben altın değil gümüş tarafındayım. Gümüş fonu alırım. Hiç şey. Bir de enerji emtia tabii bu enerji emtia fonları var. Buraya da para girişlerinin ben devam edeceğini ve şurada hani çok önemli bir tabii yukarı hareketten sonra biraz değil ama normalde 200 günlük ortalama mı bu? Şu 46 dolar hep konuşuluyordu galiba. O bunlar mesela 200 günlük şu anda S&P'de bak evet. S&P 200 günün üzerinde. Kenan söyledi 200 günlüğün S&P endeksi dünyanın küresel lider endeksi de 200 günlük ortalama üzerinde kapanış yaptı. Riskli anda, varlıklara yönelik evet, bir para girişi. Riskli varlıklara yönelik bir para girişi var. Tabii evet. MTA kompleksinde daha fazla bu. Bir de zaten hem altın hem petrol 3-4 yıldır düşüş trendindeydi. Neredeyse 4. yılına girdi. Her ne kadar %25-30'lara yukarı bir trend sağlasa bile düşüş içerisindeki evet. Yeri birazcık düşük. S&P 500 grafiğini bu arada ben açtım. Evet. Kenan senin söylediğin evet. 200 günlük ortalamasını şöyle basit ortalamaya attım. İzleyicilerimiz şuraya dikkat ederse mor biraz ince ama biraz daha içeri girirsek belki daha net diyoruz arkadaşlarımızdan rica edelim. Hemen 200 günlük ortalamanın üzerinde kapattı. 2027 seviyesiyle son 1 yıllık grafik bu ama S&P 500'ün dönüşü de çok sert olmuş yukarıya yönlü. Şöyle bir bakayım yani tüm dünyada borsalar toparlarken S&P 500'de de %10 üzerinde bir hareket var. Tarihe bakıyorum efendim 11 Şubat itibariyle S&P 500'de bu yukarı yönlü hareket evet. Başlamış. Bizde 21 Ocak'tan %23'lük yukarı hareket evet, var. Bizde birazcık daha önceden. Şimdi hani S&P ile karşılaştırma bazında her şeye peki. Dolar bazında bakmamız lazım. Bizdeki bu hareket 21 Ocak'tan bugüne %23. Kenan, dolar TL 2.86'lardı şu an 2.87. Evet. Daha da aşağı gidiyor. Daha net böyle birkaç dakikamız var. Birkaç cümle edelim. Kur konusunda beklentin ne yönde? Bir miktar daha böyle net ifadeler rica edelim. Bizim kurum olarak geçen yılki en büyük kolumuz dolar TL'nin yukarı gideceği yönündeydi. Hatta
agresiftik o konuda ve yılın gelişimiyle birlikte haklı çıktığımızı gördük. 2016'da biz dolar TL'nin kesinlikle olumsuz, iyi bir yatırım aracı olmayacağını düşünmekteyiz. Bunu zaten bu gelişmeler yokken bile en azından faizle taşıma maliyetini işin içine katacak olursak dolar 3'lerdeyken bir yıl sonraki maliyetinin 3.30'lara geleceğini, tutma maliyetinden dolayı mevduata yatırsa bile 3.30'a geleceğini paylaşmıştık. Ondan yani, dolayı dolar yani 3 seviyelerinden dolar alıyorsanız eğer kazanç elde etme hedefiniz 3.30 olmalı. Zaten alıp ki onu mevduata koysanız %10. Şu an %14 mevduat faizi veren bankalar tabii, var. Tabii eğer öyleyse 3.45'ler sizin asıl başa baş noktanız. %14. Evet. Yarın onları görmeyeceksin. Evet, onlar. Nasıl görürüm? ben birazcık gelenden önce sonra bir hafta yarın, son bir hafta içerisinde belki bugün bir olabilir ama yarın 14 biliyorum ben var yani. Yarın yok yani. Yarın yok mu? Eğer varsa güzel arbitraj yaparsın. Dün dündür, bugün bugündür. Yelen öncesi rahmetli sonrası. Demirel. Sayın Demirel'i andık. Biz bu yıl daha çok emtialar ve euro dolar konusunda iyimserdik yukarı yönlü hareket bakımından. Tabii ki Draghi'den sonra birazcık acaba dedik yanılıyor muyuz euro dolarda? Çünkü çok sert bir 0.8'lere kadar bir geri çekilme olmuştu. Yine 1.12'nin üzerine çıktık şimdi. Evet, bizim yıl sonu beklentimiz orada 1.15-1.20'li seviyelerdi piyasanın aksine. Çünkü 3-4 yıldır bir euro doların 1'e geleceği yani parite olacağı şeklinde bir görüş var ama onun yansımasını görmemekteyiz. Euro düşünüldüğü kadar da güçsüz değil. Amerika'nın da kendi içerisinde problemleri mevcut. Yani, euro dolarda yukarı yönlü hareket, dolar TL'de de aşağı yönlü hareketi bekliyorsunuz. Öyle şimdi, anlıyorum. Nereye kadar? Dolar TL'de bu noktadan sonra ne kadar karlı olur aşağı yönlü hareket ya da ne kadar kalıcı olur o bilinmez. Fakat bu seviyelerden alacak kişiler için de tabii ki vadesi herkesin farklı. Evet. O konuda yani biz genel bir bilgi paylaşımı yapıyoruz burada. En azından yıl sonu için 3.15-3.20'li seviyelere hedeflemesi gerekiyor. O seviyelerin altında kalırsa görece olarak bu yaptığı işlemden tasarruf amacıyla yapılan bir şeyse zarar ediyor olabilir. Tabii ki dolar yükümlülükleriniz varsa, borçlarınız varsa onu tabii ki hedeflemek lazım bu fiyatlardan. Çünkü bir ay sonra dünya nasıl bir dünya olur? Evet. Neler konuşuruz? Onları çok bilemeyiz. Bir izleyicimiz demiş ki Seddül Bahir ne kadar güzel ismi var. Çanakkale'ye de hazır. Evet. Çanakkale zaferine yaklaşmışken 18 Mart gerçekten çok güzel denk geldi, okuyayım. Hep hatırlatıyorum demiş Bernanke, bir ay kadar önce dolar artık yükseliş trendinin sonuna geldi demişti. Bu o zaman çok dikkate alınmadı maalesef diyor Seddül Bahir Rumuzlu izleyicimiz. Evet. Dolar TL ve tabii. Bir hep söylersin ya şu sıfır bu sıfır işte bu böyle o bölüme gelir. O bölüme çok kısa. Dolar TL önce 2.87'nin altındayız. Evet. Yatırım açısından değişen hiçbir şey yok. Hala mı? Tabii. Yani yılın sonrası. %40 dolar varlık, %10 gümüş fonu, %50 Türk lirası varlık. %50 Türk lirası varlığın %30'u şeyde yani %50'nin %30'u BIST piyasasında, geri kalan %70'i Türk lirası tahvil ve mevduatta. Dolar tarafında da yatırım olarak her zaman öne çıkardığımız Euro, bono ve hisse senedi. Yani ABD hisse senedi fonu. Yani bu akşamki FED kararından sonra bile hiçbir şey değişmedi. Çünkü benim açımdan doların yukarı trendinin değiştiğini görebilmek için bir tane bir şeyi söyleyebilmek lazım. Evet. Diğer merkez bankalarının da değiştiğini görebilmek lazım. Peki. Şu anda bana göre değişti. Trade edenler için de 80.700 BIST'te. 80.800 seviyesi çok önemli. Dolar TL'de de aşağıda 2.84 ve 2.82 seviyeleri kısa vade destekler. Çok teşekkürler Işık Ökte, ağzına sağlık. Kenan çok teşekkür ederim. Kenan Çınar, ALB Forex'in araştırma müdürü ve TB Yatırım BNP Paribas stratejisti. Efendim şöyle saate bakıyorum. 3 saat 15 dakika olmuş. Maşallah su gibi aktı hakikaten. Yani 3 saat bizi izleyen yoktur muhtemelen. Bu diziler bile işte Muhteşem Yüzyıl bile 2-2,5 saat sürüyor yani. Herkes şikayet eder yani Türk dizileri çok uzun diye. Biz de burada ekonomi programları çok uzun diye şikayet eder hale gelebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz. An da olsa bizi izleyenlere, bize bu bölümde katılanlara da. Yarın ne konuşacağız ona bakalım efendim. Japonya Merkez Bankası'ndan Kurodo. Kurodo mu? Kuroda.
konuşacak. Artık olur abi 3 saatten sonra. Evet, Kuro'da da olur, Muro'da da olur, her şey olur. Abi enflasyon 12'de gelecek. İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı. Biz yarın akşam 22'de efendim yeniden karşınızda olmayı umuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.